Dünya bir tarafı sıfır maliyetle hayvanlarını yediriyor, bir tarafı ırkını geliştirmiş hayvanlarını yediriyor, maliyetini düşürüyor. Ama biz ne dölek dürüst bir ırkımız var, ne dölek dürüst bir yaylımımız var, numaramız var, coğrafi yapımız böyle. Bizim et maliyetlerimiz yüksek çünkü biz her şeyi satın alıyoruz. Et maliyetlerimiz yüksek, biz para kazanamıyoruz. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Türkiye genelinde 100 bin esnaf devletimiz destek paketinden yaralandı diyor ama Kayseri'de çoğu esnafımızın sicili bozuk olduğu için bu desteklerden faydalanamadılar efendim. Evet. Artı çoğu esnafımızın en büyük müzdaripi SSK, Bağkur, maliye borçlarının yapılandırılmaması, esnaflarımızın SSK borçlarından dolayı evlerine, arabalarına, kredi kartlarına haciz gelmesi büyük bir sıkıntı doğurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tavanıyla kıdem tazminatı tavanı yıllarca neredeyse eşit şekilde giderken 5510 sayılı kanun çıktıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tavanı kıdem tazminatını tam 3'e katlamıştır. Bugün kıdem tazminatı bir yıllık işçi için 6700 lira tavan olarak ödenmekte olup Sosyal Güvenlik Kurumu tavanı tam tersine onun 3 kat olarak artmıştır. Devletin eğitime bakışı çok önemli bir unsurdur. Ancak geldiğimiz günlerde ne yazık ki şu andaki iktidarın neredeyse 7 tane bakanı her biri ayrı ayrı eğitim politikası uyguladı. Ve Türkiye'de eğitim şu anda yerlerde sürünüyor. Özellikle genç kuşaklar perişan ediliyor. En düşük emekli aylığı, bürüt asgari ücretin %70'inden aşağı olamaz maddesi vardı. Bir kere bu hüküm ortadan kalktı. Kaldırıldı. Evet. Evet. 4447 ve akabinde gelen 5510 sayılı yasa ile 2009'da emeklilerimizin maaş bağlanma oranları %70'lerden şu anda yaklaşık %35 bantlarına kadar geriledi. Öncelikle sicil affı konusunda hemen hemen ticaretle uğraşan bütün arkadaşların ortak görüşü şeklinde sicil affı ortaya çıktı. Bir beklenti olarak ortaya çıktı. Sicil affını biz getirmek istedik. Yasa teklifi de verildi. Fakat sicil affını iktidar kabul etmedi. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var bu işin. Durumu iyi olan, çekini, bonosunu zamanında ödeyen birisine kredi veriyorsunuz. Ya bunun krediye zaten ihtiyacı yok ki. Bu krediyi alıyor, koşa gidiyor, dolara yatırıyor, orada tutuyor. Ama asıl ihtiyaç duyan geçmişte herhangi bir nedenle bir bonusunu veya bir çekini ödeyememiş. Banka almış kara listeye. Gidiyorsunuz kredi almaya, diyor ki hayır sen kara listedesin, ben sana kredi ödemem. Özellikle pandemi sürecinde bunun uygulanmaması gerektiğini hemen hemen yaptığım her konuşmada ifade ettim. Bundan sonra da ifade edeceğiz. Yaklaşık 1.700.000'e yakın iş yeri kapandı. İşte lokantaydı, manavdı, kahvehaneydi, pastaneydi, berber dükkanıydı, kuafördü, efendim işte servisçiydim, otobüs şoförüydüm, kamyon şoförüydü derken bunlar kapandı. Şimdi bu mesleklerin bir özelliği, bunlar günlük yaşarlar. Yani lokanta sahibi o gün elde ettiği gelirle geçimini sürdürmeye çalışır. Yanındaki işçinin gündeliğini öder. İşte masrafı vardır, o masrafları öder. Kalan kısmına da işte Allah bereket versin der. Onunla bir sonraki gün veya bir sonraki hafta veya bir sonraki yılın hesabını yapar. Rahmetli Özal esnaf için derdi ki orta direk güçlenirse devlet ayakta kalır, Türkiye'de huzur olur diye. Şimdi orta direk diye direk kalmadı ortada. Dedik ki en azından 3 ay süreyle kirayı ödeyin. Ne olacak? Devlete öyle büyük bir yük getirmiyor. Onun hesabını da yaptık biz. 3 ay süreyle kirasını öde. Esnafın veya çiftçinin banka borçlarını 1 yıl süreyle yeniden yapılandır. Hadi borcunu ödeyemiyorsan faizini dersin ki sosyal devlet olarak faizini ben ödeyeceğim kardeşim. Pandemi geldi, sıkıntıya düştünüz. Hepinizi biliyorum ama borçlarınızı yeniden yapılandırdım. Faizini bir yıl süreyle oluşan faizi ben öderim. Çağırın bütün bankaları, gelin kardeşim buraya, pandemi süreci var. Faizi devlet olarak ben ödeyeceğim, indirin bakayım bunu. Hepsi indirir, emin olun. Faizini de devlet olarak ödersiniz. Böylece esnafla ya da sanayiciyle devlet arasındaki güven pekişmiş olur. Bugün gittiğim bir esnaf geçen şunu söylüyor. Ya 40 yıldır bu devlete vergi veriyorum, 40 gün bana bakamadı diyor. Evet, 40 gün bakamadı. devletin 3 ayda ödediği faiz, sadece 3 ayda içeride ödediği faiz 38 milyar lira. Bunun yarısıyla söylediğim bütün bu işlerin tamamını yapmak mümkün. Bir avuç faizciye ödüyorsun 38 milyar lirayı ama 1.803.000 esnafın sorununu çözmüyorsun. Tarım hayvancılık sektörünün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Bu konuda sağlıklı ve tutarlı bir planlamanın olmadığını da biliyorum. Siyasete atıldıktan sonra benim açımdan en büyük şaşkınlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal etmiş olmasıydı. Ama maalesef bu da oldu. Hatta geçen günlerde bir şey daha oldu. Ayçiçeği çekirdeğini, kabuklarını da ithal ettik. Neymiş? Hayvancılıkta kullanılacakmış. Ya yani o kadar bereketli ovalarımız var, tarlalarımız var, suyumuz var, güneşimiz var, insanımız var. Nasıl oluyor Türkiye bunları ithal eder halde? Anlamakta zorluk çekiyorum. Hayvancılık konusunda sağlıklı ve tutarlı bir planlama uygulansaydı bu ülkede, sadece Türkiye değil, biz Orta Doğu'yu da beslerdik. Açıkları şu anda çok büyük. Düşündüğünüzden çok daha büyük. Emeklilik yaşının uzatılması, prim ödeme gün sayısının artırılması, bütün bunlar olmasına rağmen sistemdeki açık her aşamada büyüyor. Dolayısıyla cesaret edip bunu yeniden yapılandıramıyorlar. Ama yapılandırılması lazım çünkü bir süre sonra ödenemez noktaya gelecek bunlar. Sicil affının olması, kira sorunu ve bir de esnafın stopaj sorunu var. Özellikle kira ödeyen esnafın stopaj sorunu var. Esnaf bu stopaj sorunu şu, yani kira gelirinden kesilmesi gereken vergiyi esnaf yatırsın diyorlar. Esnaf da o zaman kira sahibi diyor ki kardeşim ben alacağım kiraya bakarım. Stopaj senin sorunu diyor. Ve dolayısıyla stopaj esnafın sırtında kalıyor. Bunun kalkması lazım. Evet, bunu da defalarca bir şekliyle ifade ettik. Şimdi 5510 sayılı kanunun işçinin aleyhine olduğunu, emeklinin aleyhine olduğunu söylediniz. Zaten öyleydi. Ama bu uyarı yapıldığı zaman kimse buna inanmadı. Ne zaman ki düşük emekli aylıkları alındı, o zaman fark edildi. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Onu bütün bizi dinleyen değerli kardeşlerim bilmesini isterim. Dünyanın her tarafında fazla prim ödeyen fazla aylık alır. Bizde ise fazla prim ödeyen daha düşük emekli aylığı alıyor. Eğitim bir topluma sınıf atlatan en önemli unsurdur. Ama eğitim maalesef 18 yılda eğitim politikası 11 kez değişti. 18 yılda. Çocuklarımız denek olarak kullanıldılar. 4+4+4 sistemi geldi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi. Kalkınma planlarında yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görüşülmedi. Eğitim şuralarında görüşülmedi. Bir kanun teklifiyle verildi. Kanun teklifini veren 5 milletvekilinden hiçbirisi de eğitimci değildi. Ama bu kanun çıktı. Dünyada örneği yoktur böyle bir şey. Diyorlar ki Avrupa'nın en büyük havaalanını yaptık. Eyvallah, alkışlıyoruz. En güzel otoyolları yaptık. Alkışlıyoruz. En güzel şehir hastanelerini yaptık. Alkışlıyoruz. Bu konuşmayı yaptım, bir bütçe konuşmasını. AK Parti milletvekillerine dönüp şunu sordum. Siz bu hastanelerin, bu havaalanlarının kaça yapıldığını biliyor musunuz? Hiç kimse bilmiyor. Ama siz vergi veriyorsunuz. Siz vergi veriyorsunuz da neden sizin paranızın nereye harcandığını sormuyorsunuz? Bizi bir araya getiren il başkanımıza ve Kayseri milletvekilimiz Çetin Bey'e ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum bu vesileyle. Sağ olun.